Selamünaleyküm arkadaşlar. Hacer ve Kızlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Vallahi bizi soracak olursanız iyi olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ülkemizin halini. Ama yaşam devam ediyor. Yapacak hiçbir şey yok. Dua etmekten başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. Rabbim tez zamanda götürsün inşallah, bizi iyi günlerle karşılaştırsın. Valla o kadar sıcak ki size anlatamam. Benim de herhalde biraz tansiyonumda sıkıntı var. Bir şeyler oluyor bilmiyorum yani çok. Yani şöyle söyleyeyim size, bir koltuktan yatıp diğer koltuğa kalkıp sonra diğer odayı temizliyorum falan. O şekilde hayat devam ediyor. Çok sıcak. Benim evim de bütün cepheden sadece yatak odamda çok fazla sıcak olmuyor. Bütün alan sıcak. Akşam 6'ya kadar güneş alıyor benim evim. Alt katlar biraz daha farklı, daha serin oluyor. Saat 2'den sonra güneş falan gidiyor ama kışın iyi oluyor diyorlar ama benim ön taraf yine açık olduğu için kışın soğuk oluyor mutfaktan. O yüzden videoyu kapatmak zorunda kaldım, kusura bakmayın. Arkadan gelen çalı duymuşsunuzdur. Kızları banyoya attım. Yüzüyorlar şu anda, serinliyorlar. İki ay için okuldan çağırmışlardı. İşte oraya gittim. Aslında gerek kalmamış. Sadece şeyini verdiler işte, yazılmış falan. Yatırınca para gözükmüş gibisinden. Boşuna gittim. Yandık. Yani böyle rüzgar arkadaşlar, bildiğiniz rüzgar sıcak esiyor. Böyle insan bilmiyorum, çok zor ya sıcakta. Allah yardım etsin dışarıda çalışanların, gerçekten yar ve yardımcısı olsun. Eve geldiğimde gözlerimden aşağı yaşlar akıyordu. O kadar sıcak. Kızlara dondurma sözüm vardı. Cüzdanımı da evde unutmuşum. Eve tekrar geldim. Cüzdanımı aldım, tekrar dışarı çıktım onlara dondurma almak için. O İkra da diyor, anne diyor duramıyorum artık çok sıcak. Meva zaten bizim giyinme meraklısı. Anne diyor, İkra şimdi atletle falan duruyor ya. Öyle gir, öyle durma diyor, ben diyor öyle durmam falan. Bilmiyorum işte bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Şimdi biz bugün sizinle ne yapacağız? Ben de biliyorsunuz mutfak dolaplarımı silmiştim. Hoş güzel silmek istiyordur belki ama bugün onlara dokunamayacağım. Çamaşırlarım falan var, onları katlayacağım. Camlar açılıyor. Biraz da bademciklerinde de hafifte böyle bir sıkıntı var. İnşallah atlatırım. Tamamen şişmeden atlatabilirsem çok iyi. Benim de bademcik problemim var. Şişti mi daha Allah versin. 2-3 gün yatıyorum yani. Hoş çocuklarla da yatılmak nasıl olursa artık. Biliyorsunuz adamlar çalışıyor. İşten gelene kadar mecbur çoluğu çocuğu idare etmek zorundasın. Zaten benim akşam hayatım yok. Akşam saat 6'dan 7'den sonra dışarı çıkıyoruz çocukları. Anca yani durdurabiliyorum. 6'dan sonra çocuklar evde durmak istemiyorlar. İkra balkona çıkıyor diyor. Anne güneş inmiş, anne şöyle olmuş, anne böyle olmuş. Durduramıyorsun yani çocukları. Ama o kadar yorulmuşuz ki hala vücudumdan atamıyorum yorgunluğumda. Bu şekilde arkadaşlar hiçbir şey yemeden duruyorum yani. O sıcaktan bir şey yiyemiyorum. Bilmiyorum siz nasılsınız. Ancak karpuz, soğuk su, o tarz şeyler yiyebilirsek diyoruz. Kahvaltı bile edemedim yani, kızlara yedirdim. Biz sizinle bugün fırın temizliği yapacağız. Fırını aslında çok da temizleyemem. Pis oldu artık. Neden pis oldu? Fındıklar vardı. İkra açmış fırını. Fındığı orada yıkayıp atmış. Tekrar içine, şeyin içine atmış. Onu orada kırdığı için fındık makinesiyle sıçramış. Bu şekilde. Şimdi ben size nasıl camını falan çıkarttığını göstermek istiyorum. Benimle aynı ocağı olanlar. Mesela annemin ocağı çıkmıyor. Onunki eski model olduğu için herhalde. En son gittiğimde temizlemiştim annemin mutfağında. O araya da en gıcık olduğum şey de benim o. Çok sinir oluyorum. Şu iki camın arasına böyle damlıyor ya. Şeyde de benim evim aldığımızda çok pislik. İnanılmaz bir pislik vardı. Dedim ki yani biz bu evi nasıl adam edeceğiz? Camlarımı da kayınvalidem silmişti. O iki camın arasına da su damlamış. Şu camım o yüzden hiç ama hiç haz etmiyorum camımdan. Gördükçe sinirlerim bozuluyor. Aynı fırında da öyle. Mesela kimisi, mesela yalnız petekleştim meva gibi ben de, kusura bakmayın. Böyle var ya sıcaktan hani insan konuşamaz diye o modda oluyorum. Böyle şu iki camın, şimdi ben size göstereceğim. Şu, bu da temiz. Şu iki camın arasına girdiği zaman ben çok sinir oluyorum. Yani şu, benim herhalde o bir şey, bilmiyorum. Şimdi ben size bu camı nasıl çıkarttığımı da göstereceğim. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi benimkisi, bu benim Vestel. Bilmiyorum sizinkiler ne markası.
Esten arkamdakini göstereyim. Çok basit çıkıyor benimkisi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir saniye. Şimdi şöyle ittiriyorum. Şurada bir aparatı var. Şunu da şöyle alıyorum. Bu şekilde çıkarttım. Hafifliyor zaten, görüyorsunuz. Kapanmak istiyor kendisi. Siz ona müdahale edebiliyorsunuz. Hoş, camında çok bir şey yok ama şu aralarında var benim dediğim gibi. İtrafında kırmış demiştim size. Şöyle fındıkları toplayacağım, oraları sileceğim. Bunda da bir şey yok benim. Bu da temiz. Bundan hemen ocağı, fırını çalıştırırken falan şey yapmıyorum. Çıkartıyorum eğer içine giriyorsa, kendi tepsisi ise. Benim bu Vestel marka, çok çok memnunum. Bunu babam bana ev hediyesi almıştı buraya ilk taşındığında. Ama aspiratörünü aldırmamıştı. Çok pişmanım. Demiştim ki zaten o zaman dolap yaptırma imkanımız yoktu. Pat diye taşındık. Yaptırma zaten sadece. Yani eşya geleceği gün boya yapılıyordu. Ve adam dedi ki eşyayı bir odaya yığın. Şey yapalım dedi yani. Ben diğer odalara yetiştiremeyeceğim demişti. Dedik ki olmaz yani, imkansız. Çünkü zaten nakliye getiriyor. Odaları tek tek boşaltıyor biliyorsunuz yani. Benim evim Çorlu'dan geldi. Yakın yer olsa belki olabilirdi. Ama adam o gece boyadan çıktı. O gün mü? Vallahi yalan olmasın. Ertesi gün de eşyalarım geldi arkadaşlar benim. Yani dolaplarımı falan böyle boyacı. Hepsi bir aradaydı. Bu duvarlarımı görmek istemezdiniz. Yani her yerinde delik 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 delik. Kullanan, aslında kullanan kişi de ev sahibiymiş ama çok kötü bırakmışlardı evi. Dedim ki ben bu evde nasıl oturacağım? Kayınvalidemlerle de işte sen yeter ki iste. Biz aynı sitede oturuyoruz. Sen dediler yeter ki iste, yapılır edilir falan dediler. Evet yapıldı çok şükür yani. Hep bir elden yaptık ama kapılarım falan, işte mesela babam sonradan geldi boyadı benim kapılarımı. Yetişmedi çünkü boyacıya boyattıracağız. Kapının boyası alındı ama yetişmiyor hiçbir şey. Eşya geldi. Oradaki evi sattık. Oradaki adamlar eve girmek zorunda. Eşya çıkmak zorunda. Ben gittim bir haftada iki çocukla evi, annem çocuklara baktı. Kayınvaliden burada, ben çocuklara baktım. O biraz temizledi. Çünkü evi görmeniz lazım. Bu benim bu mutfak ve koridorum da taştı. Kadın şey yapmış. Size ne söyleyeyim? Bu aralara böyle siyah bir bant gibi bir şey yapıştırmış. Halı kaymasın diye. İnanır mısınız? Tam onları böyle kazımak için tam bir gün. Bir günde bir tanesini kazıyorduk ve böyle artık el kol dayanmıyor. Öyle bir yapışkan ki. O kadar inatçı ki Abi gözüm de bir hoş valla, kusura bakmayın arkadaşlar. Herhalde sıcaktan, dışarıda sıcaklıktan sonra gözlerime bir şeyler oldu. Bu şekilde. Şimdi biz burayı, ben bu ocağımı nasıl temizliyorum, fırınımı. Ocağım zaten çok rahat. Valla ben size şöyle söyleyeyim. Çor'daki ocağım, kayınvalidem oraya hot point'in grisini koydurmuş. Ben o kadar memnun değildim ki. O kadar memnun değildim. Yani elinizde bir bez, gri, siyah kullanmadım. Şimdi siyah için bir şey söyleyemeyeceğim. Elinizde bir bez, sürekli gri ocağın başında kalmanız gerekiyor. Şey falan denemiştim hatta, parlaması için en son temizlikten sonra biraz vazelin sürüyorsunuz, parlıyor. Gerçekten parlıyor ama yani. Denemediğim şey kalmamıştı gri ocak. Bir de mat mı diyeyim size, bu parlamayanlardandı yani. O kadar bezmiştim ki babam işte ocak baktığında siyah falan, zaten buraya siyah gitmez de. Dedim ki yok yani, ben beyaz cam ocak istiyorum. Ha bunun da yine bu siyah kenarları var. Bu ocak koyduğumuz yerler var ya, onlar da biraz tozlanıyor ama olsun. Beyaz yani sonuçta, leke hiçbir şey belli etmiyor. Camların da sıkıntısı, mesela annemin cam ocağı patlamıştı benim. Biraz sıkıntı işte onlar, ama ben zaten patlıcanı falan burada yapmıyorum. Köylerde yapıyorum o tarz şeyleri, böyle su dalma tarz şeyleri falan. Öyle işte arkadaşlar. Ama ocağımdan, fırınımdan çok çok memnunum gerçekten. Ama nazar değmesin. O şekilde. Şimdi ben buraya acilen aldığım o sprey vardı, size göstermiştim. Ben şimdi onlardan buraya bir sıkacağım. Biraz bekleteceğim ondan sonra. Şundan. Şu. Bu hani benim her şey. Yani temizlikte, mutfakta, yağ çözücüğüm mü dersiniz, konuşamıyorum şu an kısa.
domestosun mu dersiniz, ne dersiniz deyin. Şu yani bilmiyorum ya da ben çok pisletmiyorum, çok yağ kalıntısı bırakmıyorum. Mesela benim şu an ocağımda, fırınımda hiçbir şekilde yağ kalıntısı yok. Şurada çok az bir iki tane var. O da ama sinek de bana dalandı yani. O da neyden bilmiyorum. Büyük ihtimal ya baldır bu. Ben balı pekmezi dışarı koyuyorum ya. Şimdi şöyle ben bunları bir tur sıkacağım. Bir de şeymiş. Evet arkadaşlar, şu şekilde sıktım, görüyorsunuz. Dediğim gibi benim yağlı, yani çok nadirdir. Yani çok acil bir işim varsa ben yağlı bırakırım. Genelde hemen üstten sıcakken. Bakın eğer fırın sıcakken temizlik yaparsanız daha rahat temizlik yaparsınız. Soğumasını beklediğiniz zaman o yağlar bu cama giriyor. Yani nasıl söyleyeyim size? Burayı tamamen işte yapışıyor yani. O sıcakken direkt bu, mesela diyelim bir kızartma bir şey yaptınız. Sıcakken bu fırın camını alırsanız çok rahat edersiniz. Ben öyle yaparım yani. Görmüş olduğunuz gibi zaten pislik de yok. Ama tozlanmıştı artık. Görüyorsunuzdur. Bu şekilde. Şimdi biraz bekleteceğim ben bunu. Ondan sonra şöyle sürteceğim. Şurada birkaç tane bir şey vardı. Bakın. Şöyle gözüküyordur belki. Bu da ya baldır ya pekmezdir. Yağ bile olabilir ama tam emin değilim. Yağ olduğunu düşünmüyorum. Ama görüyorsunuz çıkarttı. Sadece sürteceğim. Sileceğim. Bu camı da şöyle ön tarafını, arka tarafını, şu biliyorsunuz şuranın camı. Takarken de göstereceğim size. Bunu içerisini ayrıyetten temizleyeceğim. Oraya ayrıyetten sıkacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ben şöyle bir tur köpüklemiştim. Ay konuşamıyorum bugün, kusura bakmayın lütfen. Çok gülünce konuşamayanlardım herhalde ben de. Böyle. Şimdi şu bezimi yıkadım ben. Şöyle bir tur. Buralarında zaten bir şey yok. Şöyle tozumu alacağım. Köpüğünü alacağım şöyle bir tur. Şunlar da çıkıyor diyorlar ama ben pis olmadığı için hiç nasıl çıktığını seyretmedim, izlemedim. Size. Şimdi ben şu bezimi bir türlü yıkayayım. Şu camı bir kaldıracağım orada. Camın altını temizleyeceğim. Yani hiç kullanmasanız da eşyalar toz oluyor. Bir de şimdi size bir şey daha sormak istiyorum. Şey izledim, bir video izledim ve çok etkilendim. Bu yangınla alakalı. Kadın diyor ki işte yanar kanepelerim, yani hiç kullanmaya kıyamadığım diyor, yani eşyalarım, çeyizlerim, tabaklarım, çanaklarım, ben o kadar etkilendim ki biz kadınlar özellikle kenara saklarız mesela, hani kullanmayayım dursun, gelince lazım olur, şöyle olur, böyle olur falan. Aslında diyorum o kadar yanlışmış ki yani. O an yani, o an yaşıyorsun onu. Anne. Efendim. He? Hayır anneciğim, almadı. Kardeşim içeride kızı. O an diyorum yani, onu o an yaşıyorsun. Dedim ki kendi kendime, kullanmadığım, kenara atacağım bir şey olmasın bundan sonra hayatımda. Yani bu aslında var ya, her şey için geçerli. Sadece eşya için değil. Siz beni resmini çok iyi anladınız. Anı yaşamak çok önemli. Bunu zaten çok iyi anladım. Şöyle söyleyeyim size. Biz biliyorsunuz şey, tatile gittik yani. Çok yorulduk ama tatildi işte. Dedim ki işte oraya gittik. Adını unuttum. Şeye bineceğim dedim. Orada teleferik. Teleferiğe bineceğim dedim. Dediler ki çok sıra var. Yani eşim de dahil. Çok sıra var dedi işte. Acayip sıra var ama anlatamam size. Dedim ki olsun, beklerim. Dediler ki buradan aşağı indiğin zaman işte bir saat aşağıda beklemen gerekiyormuş. Boztepe'nin tepesine çıkıyorsunuz arkadaşlar.
Ve siz beni göremiyorsunuz. Ay ben bugün ne kadar çok konuştum ya. Boztepe'nin tepesine çıkıyorsunuz. Arabayla çıktığınızı düşünün yani. Tepeye çıkıyorsunuz. Orada efendim. Tamam gelme buraya git olanda giyin. Şimdi ben bunu sildim. Şunu şuraya koyacağım. Şimdi şurayı sileceğim bir tur. Dedim ki bineyim dedim yani. Dediler ki işte aşağıda bir saat sıra bekliyorsun. Yalnız ne konuştum da unutuyorum. Dediler ki işte dönüşte binersin falan. Neyse bir gene bir şey oldu. Başına gittik biz. Akşam saati kapanmış artık. İşe kapatmış kendini. Ama çok binmek istiyorum. Ben de böyle aksiyonlu şeyleri çok severim yani. Gondoldur falan. Mesela çok korkarım. Ama çok hoşuma gider. Binmeyi çok severim o tarz şeylere. Ondan sonra dediler ki dönüşte binersin. Neyse tamam sesimi çıkartmadım. Tamam dedim dönüşte binerim. Vay arkadaş şansa gel. Şey neyse bu orada duruyor ama tabii ben daha dönmedik ya bilmiyorum. Şeye gittik biz Uzungöl'e. Salıncak var işte salıncağı da çok bilmek istiyorum. Burada işte videolarda görüyorum falan çok hoşuma gidiyor. Diyorum ki yani ne olacak? Ama en korkuncuna binmek istiyorum. Ondan sonra ona da binmedim orada. Dedi ki eşim Ayder'de binersin. Ayder'deki daha güzel. Bir de bu zipling. Ziplikler var ya böyle karşıdan karşıya Sevdalı Köprüsü falan var. Orada seni şuradan bağlıyor, bindiriyor, kaydırıyor falan. Ama nasıl hevesim var, nasıl hevesim var, nasıl binmek istiyorum. 3-4 tane belki de 5 tane zipling geçtik. Bir saniye ben Meva'ya bakıp geliyorum. Ondan sonra nerede kalmıştık? Ha, Uzungöl'de ziplinkte. Zipling'e de binmedim ben. 3-5 tane zipling geçtik. Yani 5 tane kesin geçmişiz. Aşkı saçların kuracak dericeğiz. Dedi ki Ayder'de binersin. Neyse arkadaş biliyorsunuz Batum'a diye biz yola çıktık. Trabzon'dan direkt Batum'a geçtik. Ama o kadar yağmur yağıyor ki bir de felaket üstüne habire sel olacak sel olacak diye anonslar yapılıyor falan Trabzon'dayız o gece. Yapılıyor bir damla yağmur düştü ama yere yağmur yok. Neyse eşim tutturdu illa gideceğiz Batum'a falan. Neyse bindim gidiyoruz. Çok yağıyor arkadaşlar. Biz de gittik. O zaman dediriz. Evet. Batum'a gittik. Ha, Batum'a niye geçemediğimizi söyleyeyim ben. Bunu tık tık atıyor anneciğim. Tamam mı? Batum'a da niye geçemedik arkadaşlar? Batum'a dediler ki işte aşınız varsa geçebilirsiniz. Aslında bizimki de biraz. Ama nasıl yağmur yağıyor? Gözü görmüyor. Arabayı sağa çekiyoruz, yola devam ediyoruz. Sağa çekiyoruz, yola devam ediyoruz. Tünellerin içinden, tünel olmasa yani gidemeyeceğiz. Anneciğim camımıza dokunma bir. Ama oraya dokunmuyoruz. Sonra dedi ki işte gidelim şansımız derim. Oraya kadar gitti. Ne şansı mı var daha yani. Ya gideceksin ya kalacaksın. Ondan sonra hata da benim kızdığım noktada arayıp sormaması. Sildim anneciğim tamam sildim. Dedi işte gitmiş sormuş. Aşı falan hiçbir şekilde önemsenmiyor. Önemli olan PCR testi. Ay. PCR testi de. Anneciğim niye elini sürüyorsun tekrar? PCR testi de bugün olacak. Yarın sabah 9 ve 5 arasında Gürcistan'a geçiş var. Onun dışında geçiş yok. Ben dedim ki ben PCR testi falan vermek istemiyorum yani. Ne, amaç ne? Şimdi diyeceksiniz ki hasta mısın da kendinden şüpheleniyorsunuz? Alakası yok arkadaşlar. O kadar ben kaç kere PCR testi verdim mesela bizim etrafımda hepsi oldular mesela. Bir tek biz olmadık çok şükür. Rabbim göstermesin. Olanlara da acil şifalar versin Rabbim. Hayır Mevacığım. Hayır. Dede, en son ben PCR testi verdiğimde gerçekten bak 3 kere PCR testi verdim. Birincisinde hissetmedim. İkincisinde de hissetmedim. Ama üçüncüsünde resmen dedi ki bana git. Ve bir daha gelme. Yani şu gözümden akan yaşlar şu sanarsın yani dedim ki şuraya kadar herhalde soktu yani. Ama sadece benim değil arkadaşlar. Benim öyle kalabalık vardı ki o gün PCR testi verdiğim gibi. Ne yapıyorsun anneciğim? Benim önümde teyzeler falan, dedeler var. İşte kızlar var böyle gençler falan. Ama hepsi çığlık atardı. Dedim ki yani ne olabilir ki en fazla. Çünkü verdim ben bu çocuğu yaşadım daha önce.
Tamam anneciğim, bu kadar. Dedim ki ne olabilir yani en fazla? Ben çektim bunun acısını hani. Bir şey yok dedim. Sıra bana geldi. Önce Enes oldu. Enes ayağını attığını ve geri çektiğini gördüm ben. Bakamadım zaten. Başkası olurken ben bakamıyorum. Ondan sonra inanır mısınız yani, dedi ki gel artık, gel dedi yani doktor bana. Doktor bey bana gel dedi, çünkü o kadar canım acıdı ki boğazına sokmasına hemen. Ve ben ilk PCR testi verdiğimde bademciklerim o kadar iltihap, benim de bademcik problemim var arkadaşlar. Şişer. O kadar çok şişer ki. Şişer yani. Tamamen su içemeyecek kadar kapanıyor benim bademciklerim. Aldırmamışlar küçükken. Ben de şimdi aldırmaya korkuyorum. Ameliyat korkum var zaten benim. Tamam anneciğim, tamam. Tamam, bunlarla oynuyorsun. Başka vermiyorum. Ondan sonra dedim ben vermeyeceğim PCR testi. Zaten devlet hastanesi alınmış. Bir de bir gün daha bir orada kalıp tekrar gideceğim. Bir gün Batum'da geçireceğim. Benim artık dönmem gerekiyor. 2 günüm yine kalmış. Yani 2 veya 3 gün. Dedik ki neyse aylara çıkarız. Ama hala yağmur devam ediyor. Öyle böyle yağmıyor. O kadar yağıyor ki. Dönüşte giderken Arhavi'den geçtik. Dedik ki Arhavi'ye uğrayalım. Yani insanlara bir yardımımız dokunabilir mi? Bir görüşelim, bir bakalım. Neyse tamam dedim ben. Şimdi sizin bu arada konuşacağım. O kadar çok muhabbet ettik ki. Ondan sonra tamam neyse. Görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Hiçbir... Bu benim gibi. Ben bu benim gibi. Aha. Bu benim gibi. Ondan sonra evet anneciğim. Benim gibi. Dönüşte Arhavi'ye uğradık. Benim baba. İşte orada. Benim İnsanlarla gibi biraz bu konuştuk. Benim gibi falan. Biz çıktıktan sonra Arhavi'de iki tane köyü su basmış. Biz Ardeşen'e geçtik. Bir otelde kaldık Ardeşen'de. Ve Rize'deki insanlara bayıldım yani. Gerçekten Trabzon'da otelde kalmadık. Hoş, Trabzon'daki kaldığınız insanlar çok çok iyi insanlar. Buranın hepsine çok selam söylüyorum. Beni seyrediyorlar biliyorum. Hepsini çok sevdim. Hepsini ellerinden öpüyorum. Özellikle dayımın, yengemin çok güzel bizi misafir ettiler. Allah kimseye razı olsun. İnşallah ben de onları evime bekliyorum. Ben bunu istiyorum. Hayır onu veremem anneciğim. Bunu verebilirim, bunu. Onu veremem, bunu verebilirim. Bak ne yaptın bu yerlere sen? Neyse arkadaşlar, öyle biz Batum'a gitmedik. Tabii ben Aydere çıkacağız ya. Ama öyle böyle yağmur yağmıyor. O gece orada kaldık biz de. Sabahına gece yağmur durdu. Ben biliyorum yani, kalktım baktım falan camda. Sabah oldu, hala yağmur yeniden başladı. Neyse biz çıkış yapacağız otelden. Dedim ki yani gitmeyelim. Zaten ben korkuyorum. Bir de şey, bir de en üst katta kahvaltı ederken çocuk dedi ki fındıklı dal falan sel oluyor dedi. İsterseniz yani bir kötü bir şey olacağını bildiği yere insan gitmek istemiyor. Tabii ki başına gelecek, her türlü gelecek ama. Neyse biz resim sonu indik. Ben indim asansörle. O da arkadan geliyor, şey merdivenlerden geliyor Enes de. Dedi ki resepsiyondaki bana abi. Ya dedi gidin kardeşim dedi, buraya kadar gelmişsiniz dedi, yağmur nasıl olsa durur. Bu dün akşam sondu zaten dedi. Dedim ki abi bak akşam da aynısını söyledin. Sakın dedim eşime söyleme böyle bir şey. Benim eşim zaten gider. Böyle bir şey duyarsa mutlaka gider dedim. Ben korkuyorum. Neyse abi orada söylemedi. İnanır mısınız? Bak nasip de yoksa asla olmuyor. Biz Ardeşen'den çıktık. Ardeşen'den çıktık. Yarım saat 45 dakika geçmedi. Hayır yapmıyorsun. İşte bu dolapların bu yüzden değiştiriyor. Meva mahvediyor çünkü. Biz Ardeşen'den çıktık ve yarım saat sonra yağmur durdu. Neyse biz dönüş yapıyoruz Trabzon'dan. Oraya gittik. TRF'ye bindirecekler. Ben dedim ki artık yani hiçbir şeye binemedim. Bari TRF'ye bineyim diye konuşuyorum ben şimdi. Baba. Zaten TRF'ye şimdi bindirmediniz. O anan sana. Arkadaşlar inanır mısınız? Biz oraya gittik. Ordu'da da teleferikler, o gün de yangın vardı herhalde. Neyden kaynaklı mı? Şimdi ben size şunu nasıl sokacağımızı göstereceğim. Sildim. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurayı şöyle ittiriyorum. İyice buraya, bunu buraya iyice dayadım. Şu elimle. Buralarda açıklık kalıyor. Şimdi bunu böyle ittiriyorum. Bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben bunu dışarıdan da sileyim. Neyse bugün benim çenem düştü. Çok konuştuk sizinle. Ama güzel oldu.
dedim ki orduya gittik, teleferikler bulunmuş. Ama ben triplere girdim tabii. Ya dedim. Anı dedim bana yaşatmıyorsun. Ya gerçekten nereden nereye geldik şimdi hatırlamıyorum, muhabbeti biraz kesildi ama. Anı yaşamak çok önemli arkadaşlar. Diyorum ki yani tamam nasip de yoktu. Ama ben o anı onu orada yaşayabilirdim. Yani o salıncağa da binebilirdim. O ziplinke de binebilirdim. Yani size birilerinin engel olmasına izin vermeyin. O an onu yaşamak istiyorsanız o an onu yaşayın. Başkalarını yani o an sizi kısıtlamasına, engellemesine gerçekten izin. Ben dedim ki kendi kendime, Enes de dedi ki çay içeceğim. Yok dedim, sabredebilirsin. Sakarya'da içebilirsin veya hani Samsun'dan geçtik. Merzifon'a kadar dedi sabret. Dedi ki ha ben şimdi anladım seni ne demek istedin. Ama iş işten geçti tabii ki. Ben dedim yani kendi kendime de söyledim. Bu da bana bir ders olsun. Tamam nasip olmayabilir. Bazı şeylerin önüne belki o olacaktı. Olmaması gerektiği için olmuş olabilir. Ama bu kadar şey tesadüf diye düşünmüyorum. Biraz da biz kendimiz kendimizi kısıtlıyoruz. Yani demem o ki arkadaşlar. Kendinize yapmak istediğiniz şey o an yapın. İçinizden geldiği an yapın. Çünkü bir daha belki o an o kadar onu istemeyeceksiniz. Yani ben öyle düşünüyorum. Dediğim gibi anı yaşayın, anın tadını çıkartın. Bu da böyle olsun. Şöyle fırınımı da temizledim. Görüyorsunuz. Parlıyor. Şimdi bir tur da şöyle dışarıdan sileceğim. Burayı da sileceğim. Havlumu sileceğim bu şekilde arkadaşlar. Vallahi bugün böyle çok sohbetli bir vlog oldu. Ama ben bana iyi geldiğini düşünüyorum. İnşallah siz de memnun kalmışsınızdır. Batuma niye geçmedik? İşte Aydere niye? Mevan'ın saçları taranacak yalnız. Aydere niye gitmedik? Tatilde neler yaşadık? Bu da böyle bir vlog olsun. Beni seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ederim yalnız. Ne konuşacağım? Çok konuşunca şaşırıyorum böyle herhalde. Bu şekilde arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Çok güzel yorumlar geliyor Instagram'dan, özelden işte. Gerçekten çok memnun kalıyorum. Allah bin kere razı olsun. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size bin katını versin. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.